Rahatladı çocuklar. Şimdi göğüslerini gere gere dolaşırlar etrafta. Ben yüzlerini göremeyeceğiz diye korkuyorum. Artık durmazlar evde. Bülent'in deyimiyle aleme akarlar. Tadını çıkarsınlar. Oh, hakları. Bihter, sen içer misin bir şey? Yok canım. Ben istemem. Size hiç sormuyorum. Teşekkür ederim. Ersen Sultan da uyku moduna geçmiş zaten. Ya evet. Yorgunum biraz da. İzninizle. Ben gidip yatayım artık. Canım, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kayınpeder de oldum. Yakında dede de olursunuz inşallah. Dışarı çıkacak diye odasını savaş alanına çevirdi. Kıyafet seçmekte biraz zorlandı, evet. Sinir. Bülent. Onlar seninle birlikte olmak istemediklerinden değil. Gittikleri yerlere giremiyorsun diye götürmüyorlar seni. Onlar da benim girebileceğim yerlere gitsinler. Canım. Hiç sızlanma. 18'ini doldurana kadar bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Ben de Bülent nerede diyordum. Matmazel'le laflıyoruz. Yatıyorum ben. İyi geceler dilemeye geldim. Ben de gideceğim birazdan. Sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ben de odamdan kıyafetlerimi alayım da aşağı inip yatayım bari. Hayrola? Hayır, hayır. Gece dönüşte ablamlarla Pelin buraya gelecekmiş. Benim odamda yatacak. Ha. Sabah uyanınca evde onu görmek çok güzel olacak. Bak sen. İyi geceler Matmazel. İyi geceler. Bir kere canım çok sıkıldı. Niye gelmediler? O kadar da aradım. Beni de aramadılar. Nihat aramış iki kere, pardon. Bu saatte arama artık. Yarın konuşursunuz nasılsa. İnşallah Behlül'e tavır yapmıyorlardır. Doğuma az kaldı. Bir sağlık problemi olmasın da. Zannetmiyorum. Eğer Behlül'e tavır yapıyorsa Nihat ayıp eder. Peyker de ona uyuyorsa... Neyse ne? Ne uzatıyorsun? Her şeyin altında bir sebep aramaktan vazgeç. Ben merak ettim sadece. Etme. Gelmedilerse gelmediler işte. Problem haline getirmeye gerek yok. Ben gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Tamam. Ben de yatayım bari. İyi geceler. İyi geceler. Annene çok hırçın davranıyorsun. Hak ediyor ama. Her şeyi olay haline getirmeye çalışıyor Adnan. Bu da beni deli ediyor. Çıkışın hoş değildi bence. Özellikle benim yanımda. Ha, ben de merak ettim Peykerlerin niye gelmediğini. Nihat'la konuştuğumuzda geleceğiz demişti. Bir şey olmuş demek ki. Annenin endişelenmesi normal. Yarın sorar öğrenirsin işte. Sen aramayacak mısın Peyker'i? Söyle bakalım. Nedir mesele? Peyker'le bozuğuz biraz.
Şimdi anlaşıldı sebebi. Önemli değil, boş ver. Kardeşler arasında olur. Nihal'in nişanına bile gelmediğine göre o kadar önemsiz bir şey değil bence. Anlat hadi, ne oldu? Canımı sıktı işte. Belirgin bir şey yok. Aptal aptal konuştu. Behlül'ün Nihal'le nişanlanmasını kıskandı galiba. Onların olayı gündeme geldiğinden beri bir tavırlıydı zaten. Nişanlandıklarını duyunca bir iki laf söyledi. Ben de tutamadım kendimi. Konuştum, bozuldu işte. Barışırız nasılsa. İki hafta sonra doğruyu unuturuz. Thank you.